Merhabalar. Yeni bir web fabrika dersiyle beraberiz. Bugünkü dersimiz çok özel bir ders. Şöyle bakalım isterseniz. Paralarla ilgili bir sürükle bırak etkileşimi yaptım. Aslında sürükleme özelliği var ama bırakma ile ilgili değişik fonksiyonlar kullandım. Ve buradaki paranın sürekli değiştiği, problemin sürekli değiştiği bir etkileşim. Vurgu alanı ekledik. Bakalım isterseniz inceleyelim. Başlayalım mezan yana tıkladığımızda. Rastgele bir soru geliyor. Buradaki para görseline göre soru değişiyor. Burada bakın Mehmet amca 88 lira. Bu 88 sayısı sürekli değişiyor. Alışveriş yaptı tutar. Ve kasiyerin ona vermesi gereken para üstü. Mehmet amca para üstünü biz vereceğiz yani. Kaç lira vermemiz gerekiyormuş? Altta da bunu gösterdim. Normalde göstermem aslında ama görülmesi açısından göster. 12 lira vermemiz gerekiyormuş. 12 liraya veriyoruz. 10. Biraz daha para verdi yukarıda yazdı. 11. 12. Teşekkürler yazısı çıktı ve yeni soru yazısı çıktı. Tıkladığımda yine 40 lira vermem gerekiyormuş. Hemen 40 liramızı da verelim. Bakalım sorular değişecek mi? Sürekli 100 lira gözüküyor şansımıza. Normalde 200 lira da var orada. Bakalım sayfayı yenileyelim. Değişecek mi? Birkaç kez yenileyelim. Hep de 100 lira denk geliyor. Neyse. Biraz para şansımızı şöyle deneyelim. Paraları ben renkleyelim. Evet 200 lira geldi sonunda bakın. 200 lira veriyor. Yine 200 liradan küçük bir sayı çıkıyor. Burada parasının üstünü verdiğimiz zaman. Şöyle. Bu şekilde devam ediyor. Bunları bitirme prosedürü eklemedim. Öğretmen etkileşimi olduğu için daha sonra öğretmen istediği kadar öğrencisini çıkartıp bu soruları çözdürebilir. Paralarla ilgili etkileşimi tamamlatabilir. Şimdi bakalım bunları nasıl yapmışız ve fabrikadan dizayn kısmına bakalım ve kod bloklarına bakalım. Önce bir dizayndan başlayalım. Şuradan iki tane katman oluşturdum zaman çizelgesinde ve katmanların birisine arka plan dedim. Arka planda bir amcamız var, bir vurgu alanımız var, bir yine yazıların ve paraların arka planı olsun diye beyaz bir içerik alanı ekledim ve opaklığını 30 olarak ayarladım. Şeffaf görünüyor biraz daha. Yine bu sayfada başka bir şey var mı? Yok. Şimdi şeye geçelim. Arka plan resmimiz var tabi. Diğer kısımda ise bir para görselimiz. Bu sürekli değişiyor. Şimdi onu anlatacağım. Bir soru metnimiz ve bu soru metnimizdeki şeyler değişiyor. Biliyorsunuz rakamlar da değişiyor. Onu da göstereceğim. Ve sürüklenebilir paralarımız. Bırakılabilir bir alan. Bu amcanın hemen hemen eline denk geliyor. Şurada. Yine ve yeni soru ve başlayalım düğmelerinin göründüğü yer. Burada da teşekkürler ve biraz daha para ver yazısının çıktığı bölüm. Şimdi şeye bakalım. Şu para nasıl değişiyor? Para nasıl değişiyor? Burada aslında Sprite bir resim var. Sprite özelliğini daha önce anlatmadım. Şimdi artık bir süredir ve fabrika kullananlar için ve takip edenler için güzel bir ders olsun. Şu 100 ve 200 lira aslında aynı resim. Tek resimde birleştirdim ben bunları. Şuradan göstereyim. Klasördür. Şu klasörün içerisinde. Bakın burada bu para resimleri var. Ama ben kullandığım 100-200 Sprite yazan şu ya da bu. İkisi de aynı. Birisinin boyutları farklıydı. Bakın şunun boyutu herhalde biraz daha büyüktü. Bakayım. Evet ikisi de aynı. Evet. Yani fark etmiyor ya bunu ya onu. İkisinden birini seçmişimdir. Bakarız oradan. Muhtemelen bu resmi seçmişim. İki resim yan yana birleştirdim ve Sprite olarak kaydettim onu. Bunu nasıl yapıyoruz? Ve fabrikadan bunu da göstereceğim. Ve şimdi burada Sprite'ın özelliklerine bakalım. Şöyle küçülteyim bunu. Daraltayım. Sprite boyutunu ayarlayabiliyoruz tabii. Özelliklerine geldiğimizde sağ taraftan bakıyoruz. Resmin Sprite olduğunu görüyoruz. Sprite mi? Evet. True. Kaç kare var? 2 kare var. 100 ve 200 lira şeklinde. Başlangıç karesi 1. Başlangıç karesini 2 yapsaydım orada 200 lira gözükecekti. Şöyle. Bakın
böyle gözüküyor artık orada. Daha sonra ve sprite'ın boyutu 110x50 şu genişlikten bahsediyor. Bunu uzatırsam ona göre o boyutta değişmiş olacak. Geçelim şimdi buna. Burada yine ilk defa göreceğimiz, ilk defa anlatacağım bir özellik var. Çok da kullanışlı. Çok başka yerde bulamayacağınız bir özellik aslında. Öyle söyleyeyim. Şimdi metnin içine tıklayıp girdiğimizde bir parametre göreceğiz. Normal metnin dışında bir de parametre göreceğiz. Bu parametre 1 yazıyor bakın burada. Buraya benim istediğim, dışarıdan müdahale edebildiğim kısmı metnin. Yani orada 100 çıkıyor, işte ne bileyim 60 çıkıyor, 70 çıkıyor. Paraya göre, verilen paraya göre bir sayı çıkıyor burada. Ve bunu sürekli değiştiriyoruz. Buna göre de işlem yaptırıyoruz. Bu nasıl yapılıyor? Çok kolay aslında. Şu sona ekliyorum alt satıra. Şurada bakın en sağda metin parametresi ekle var. Metin parametresini eklediğinizde bir dışarıdan müdahale edebileceğiniz bir alan oluşturuyor size. Daha sonra bloklar kısmından da onu da göstereceğim. Bunu değer verebiliyoruz buna. Bunu siliyorum. İki tane parametreyi aynı yere yazdığımız zaman, aynı metnin içine yazdığımız zaman sorun çıkıyor. Bunu siliyorum. Kaydettik. Şimdi nasıl yapıyoruz parametreyi? Bakın buradan blok ekleden metin parametresini oku ya da metin parametresini ayarla. Ben metin parametresini ayarlattım blok kısmında ve oraya rastgele işte 100 lira ya da 100 lira ya da 200 lira göre onlardan küçük bir sayı olmasını sağladım. Bloklara geçeceğiz, bakacağız. Burada da yine bir parametre girilen bir yer var. Burayı boş bıraktım. İlk başlangıçta burası başlayalım yazıyor. Birinci soruya geçtiğimizde, soru cevapladığımızda yeni soru diye bir yazı çıkıyor burada. Bunun çok farklı yollarını görmüştük düğmeler üzerinde. Bu da yine farklı bir yöntem. Yine bir içerik alanımız var. Bu içerik alanı gizli bir alan. Yani normalde resimde şurada görünmüyor. Ama ne yapıyor? Sürüklenen bırakılabilir bir alan. Bunun özelliği bırakılabilir olması. Sadece bırakılabilir olması. Başka hiçbir özellik eklemedim buradan. Şurada bırakılabilir true yazıyor. Ve vurgu. Orada sürükleme işlemi başladığında bir orada belirginleşen bir daire ortaya çıkıyor. Şuradaki paraların hepsi sürüklenebilir özelliğine sahip. Geri bırakılma olaylarının her zaman yaptık bunu. Always. Yani her zaman geri dönsünler. Ne olursa olsun. Çünkü bu parayı buraya bıraktığımızda burada para kalmayacak. Tekrar yani 20 lira vereceksin. 25 lira vereceğim. 10, 20, 25. Yani o paraların orada kalması gerekiyor. Sonra şurada da işte kaç lira şuradaki hesabı yapan, kaç lira para üstü vermem gerektiğini gösteren bir metin kutum var. Gerek yok bunu yapmama. Ama ben değişkeni görebilmek adına bazen böyle yapıyorum. Siz de yaparsanız iyi olur. Sonra bunu silerseniz de hiçbir şey değiştirmez. Etkinliğinizin çalışmasını engelleyecek bir konumda değil. Bloklara geçelim. İnceleyelim bloklarımızı. Biraz fazla blok var. Şuradan bakalım. Önce değişkenlerimizi oluşturduk tabii ki. Şimdi tutar adında bir değişken. Değişkenin herhangi bir başlangıç değeri yok. Onun için bir şey takmadım buraya. Çünkü sürekli değişiyor tutar. Verilen para da sürekli değişiyor. Yani 100 ya da 200 oluyor. Para üstü de tutara göre değişiyor. Tutar ve verilen paraya göre değişiyor. Paranın görseli de değişiyor. Yani şuradaki görselden bahsediyorum. Ya 100 oluyor ya 200 oluyor. Görselin numarası da değişiyor. Bir de kontrol ettiğimiz, yani biz para verdikçe üzerine sayan kontrolümüz var. Bunun 0 olması gerekiyor. Çünkü 0'dan başlatacağız. Ben 10 lira verirsem 10 olacak. 20 verirsem 20 olacak şekilde ayarladım bunu. Şimdi bakalım. Bir de listemiz var. Bu listeyi niye oluşturdum? Bu listeyi de şuradaki düğmenin parametre değerini ayarlayabilmek için oluşturdum. Burada ya başlayalım yazsın ya yeni soru yazsın diye iki tane değer verdim buraya başlayalım ve yeni soru. Bunları sonra listeden çağıracağım. Bak, burada çağırmışım hatta. Zaman çizelgesi oluşturulduğunda vurgu alanlarımız vardı. Highlight 2 yani vurgu 2. Hangisi? Şunun etrafındaki vurgu.
Metnin etrafındaki vurgu bakın burada. Ne olsun demişiz? Görünürlüğü kalksın. Normalde ilk başlangıçta göster demişiz. Vurguyu gösteriyoruz ilk başlangıçta ve text 1 görünürlüğünü yanlış yapmışız. Text 1 hangisi? Text 1 de bu. Soru görünmesin. Şuradaki soru herhangi bir şey olmasın burada. Sadece beyaz arka plan görünsün. Soru görünmesin demişiz. Sonra metin parametresini ayarlı demişim. Yani şuradaki metnin parametresini şuradaki parametre 2 yazan yere ne yaz demişim? Listeden, birinci listeden, liste 1 yazan listeden sıfırıncı pozisyondaki yani 0, 1 diye gidiyor. Listelerde başlangıç değeri 0'dır. 0, 1 diye gidiyor. Sıfırıncı öğeyi al, oraya yaz demişim. İlk başlangıçta bu olacak. Hala kullanıcı ile etkileşime geçmedik bu arada. Kullanıcı etkileşimi nasıl başlıyor? Oradaki ilk düğmeye tıkladıklarında başlayalım yazan yere tıkladıklarında başlıyor. Yani text 2. Şurada bir buton özelliği var. Metne buton özelliği atadık. Oraya tıkladıklarında etkileşim başlıyor. Neler oluyormuş? Highlight 1'i göster, 2'yi kapat. Yani vurgu 1'i göster, 2'yi kapat. Vurgu 1 hangisiydi? Burasıydı. Şu vurgu 1. Bu paraların etrafında bir vurgu oluştur. Çünkü soru çıkmış artık. Ve şuradaki vurguyu kapat. Buna artık gerek kalmadı. Devam ediyorum. Yine text 1 soruyu göster. Text 2'yi gösterme. Yani bu düğmeyi gösterme. Yine para görselini ayarla. Burada 1 ile 3 arasında değer vereceğim. Şimdi şuradan bakacağız. Orada bir sayı verecek 1 ile 3 arasında bize. Yani 1 ya da 2 verecek öyle söyleyeyim. Şuradaki birinci de şuradaki kare değerini 1 ya da 2 yapacak. Blok o. Şöyle geçelim. Baktık. Bu sayıyı da aldık. İmaj 9'un para animasyon karesini ayarla para görseline göre demişiz. Bakalım nasıl yapılıyor bu? Buna sağ tıklıyoruz. Sprite resimlerde bu oluyor. Blok ekleden animasyon karesi ayarlı dediğimiz zaman bize böyle o resimle ilgili bir animasyon karesi ayarlama bloğu getiriyor. Buradaki sıfırı çıkardım. Ben kendi oluşturduğum sayıyı para görsel değişkenini buraya atadım. Ve oradan çıkan sayıya göre bana resim getirecek. Dedim ki sonra eğer para görseli 1 ise yani 100 liraysa birinci resim 100 liraydı. Tutarı 20 ile 90 arasında tut ki 100 liradan büyük bir sayı çıkmasın oraya. İşlem yapabilelim. Ve verilen paranın değerini de burada boş bıraktığım değeri şu değeri 100 olarak belirle. Eğer değilse de ya zaten 100 lira değilse 200 liradır. O zaman 200 lira göre tutar ayarla. 120 ile 180 arasında ben belirledim bunu. Ve verilen parayı da 200 yap. Dedikten sonra metin parametresini ayarlıyoruz. Yine aynı şey içerisinde. Daha hala soruyu yazıyoruz. Bakın burada şu an soruyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Soruyu yazıyoruz. Text 1'in parametre 1'ini tutar olarak belirle. Tutarı biz burada belirledik zaten. Önce tutarı belirledik. Nasıl yapacağını. Sonra tutar değerini parametreye atadık. Şuradaki parametre 1'e artık Mehmet amca marketten benim söylediğim kadar TL tutarında. Yani bizim burada bulduğumuz şurada yaptığımız işleme göre bir tutar belirleyecek. Ve para üstü nasıl tabii ki hesaplanacak. Para üstünü aynı blokta hesaplattık. Verilen paradan tutarı çıkaracağız. O kadar basit. Ve paranın üstünü göstersin diye bir metin alta koymuştum. Ve text 4'ün metin değerinde text 4 hangisiydi? Şuydu onu da göstereyim. Şurada da herhangi bir şey yazma. İlk başlangıçta. Düğmeye basıldı. Sonra artık sürükleme olayları başlıyor. Çocuğa soruyu sorduk. Bu bize soruyu getirdi. Sürükleme olayları başlıyor. Şimdi burada sürüklenebilir nesnelerimiz var. Çok bunlara hiçbir şey yapmadık aslında bakın. Sadece paraların değerlerini atadık. Şu mesela 10 lira için. Şu 5 lira için. Şöyle bakalım. İmaj 3'e tık sürükleme bitti. Bunu da göstereyim. Bunu da ilk defa anlatıyorum. Şu resim sürüklenebilir bir resim. Şimdi bunun üzerine sağ tıkladığımızda blok ekle dediğimizde sürükleme olayını seçiyoruz. Sürükle bırak olayı değil de sürükleme olayı. Sürükleme olayına göre bir şey getiriyoruz. Burada sürükleme bittiğinde
seçiyoruz. Yani ben bunu bıraktığımda, bu nesneyi sürükleyip bıraktığımda ne yapayım? Ne yapsın? Kontrol değerini 5 lira artırsın. Çünkü 5 lirayı sürüklüyorum ben burada. Ve yeni soru diye bir prosedür yazdım. Onu da göstereceğim birazdan. Onu çalıştırsın. Her para için bunu yaptım. Bak, 10 lira için yine sürüklendiğin, bıraktığımda 10 lira ekle. Kontrole 10 ekle. Kontrol değişkenimiz vardı başlangıçta parayı kontrol edeceğimiz. Sonra eşitliğine bakacağım. Kontrolle para üstünü karşılaştıracağım. Ve yeni soruya geçiyoruz. Yeni soru diye bir prosedür çalıştırmışız. Bu yeni soru aslında tamamen kontrolün yapıldığı prosedür. Şöyle bakalım. Tabii ki sürükleme olayı bittiğinde, yeni soruya geçildiğinde ne yapması lazım? Şuradaki şu vurguyu kaldırması lazım. Çünkü o vurgu artık bize lazım değil. Hatta diğer vurguyu da çalıştırabiliriz. Highlight 2'yi de gizli gösterebiliriz ama şimdi yapmadım bunu. Kontrol nasıl yapılıyor? Eğer demişiz kontrol para üstünden küçükse ne yapsın? Text 4'e desin ki biraz daha para ver. Yani daha işlem bitmediğini kullanıcıya gösterelim. Küçükse yani bizim verdiğimiz para küçükse biraz daha para verdi. Yukarıda yazıyordu. Şöyle hemen bir yandan da hatırlayalım. Şöyle yeni soruya basayım. Bakın 39 lira verdim. 10 lira verdim daha. Biraz daha ver diyor. 30 oldu. Bir hala biraz daha ver. Bu küçükse bu işlemi yapıyor. Sonra eğer'e geçtik. Eğer kontrolle para üstü eşitse, yani benim verdiğim parayla para üstü eşitse doğru sesini çal. Text 2'nin görünürlüğünü doğru yap. Yani text 2 hangisiydi? Bu düğmemiz. Şuradaki düğmeyi artık doğru yap, göster. Yukarıda teşekkürler yazısını yaz. Text 2'nin parametresini listenin şuradaki text 2'ye, şuradaki text 2'ye artık başlayalım yazmayacak. Yeni soru yazmasını istiyorum. Bunu da nereden aldım? Listemiz vardı. Listenin birinci öğesi. 0, 1. Yeni soru yazacak bakın. Onu yaz dedik. Ve doğruysa kontrolü sıfırla. Kontrol ettiğim miktarı sıfırla. Yanlışsa da sıfırla. Mesela atıyorum 50 lira, 60 lira para vermesi, para üstü vermesi gerekiyor. Kalktı 100 lira verdi. Yanlış sesi çalacak tabii ki de. Ve kontrolü sıfırlaması lazım. O zaman üstüne sayar sürekli. Ömür boyu yanlış yaparız. Biz kesinlikle doğru sesini alamayız. Bunu sıfırlamamız gerekiyor her seferinde. Miktar küçük ya da miktar büyük ya da eşit olduğunu sıfırlamamız lazım. Yeni şeye geçebilmemiz için. Ve yanlış sesi eğer değilse de para büyükse yanlış sesi çalacak. Kontrol de sıfırlayacak. Diye bir şey ekledik. Şimdi burada göstermem gereken şu sprite resmi nasıl oluşturdum ve nasıl çalıştırdım. Hemen şuradan göstereyim. Yukarıda dizayna geçelim. Araçlar var. Araçlarda hareketli grafik oluşturucu var. Buna tıkladık. Buradan dosya seçmemizi istiyor. Hangi resimleri sprite yapmak istiyorsun? Yani 2-3 tane, 5 tane, 10 tane fark etmez. Resim seçebilirsiniz. Bununla ilgili de güzel bir çalışma hazırladım. Bir dahaki videomuzda onu da göstereceğim. Yine bu sprite ile ilgili şimdi kısa bir özet geçeyim. Dosya ekle diyorum. Resimlerin boyutlarının birbirine çok yakın olması lazım. Bu farklı boyutlarda olursa resimler güzel görünmez. Biri büyük, biri küçük kalır. Mesela buradan iki tane bozuk parayı seçeyim. 50 kuruşla birler. Bunlar çok yakın mı bakalım boyutlarına da. 116 ya 116. 143. Yani biraz farklı olacak. Onu görmüş olun. Şu ikisini seçtim. Ve önce 50 kuruş sonra 1 lira gözükecek şu anda. Ve Sprite Meta oluştur dedim. Oluşturulmuş resmi göster yazdım. O fark etmez. Oluştura bastığımda şurada bir isim değiştirelim yalnız. Aynı isimde dosya var diyecek çünkü. Şu 0.5 lirayı değil de Sprite lira yazalım. Tamam. Oluştur diyelim. Resimde gösterecek bize bakın. İkili para. Bakın bozuk çıktı. 1 liranın köşesi çıkmadı. Neden? Fark boyut farkından dolayı küçük olana göre ayarladı. Diğeri bir kısmını aldı. Şimdi burada ne yapabilirdik? İki paranın boyutunu eşitleseydik eğer ki
Ben o şekilde yaptım. Burada şu paraların boyutları eşit. Yani 100 lirayla 100 liranın boyutunu eşitledim. Kenar boşluklarını da ona göre ayarlayabilirsin. Yani küçük gösterip PNG ile etrafını boş bırakabilirsiniz yine. Ama aynı yaparsanız yani burada bir 100 çıkar, bir 200 çıkar ya da artık ne istiyorsanız. Resim size kalmış. Bu dediğim gibi bununla ilgili güzel bir çalışmam var. Onu da bir sonraki dersimizde anlatalım. Resim oluştuktan sonra da zaten mesela şu resmi, aynı bu da sprite. Sağ tıklayıp animasyon karesi, animasyon kontrol, animasyon karesi. Yani burada istediğinizi seçebilirsiniz. Şurada başlat ya da durdur. Yine ne var burada? Animasyon karesi ayarına var. Yine animasyon olayı falan var. Yani bir sürü şey var. Sprite resimle ilgili bir sürü olay var. Bunları diğer çalışmamızda daha detaylı, daha güzel anlatacağım. Öğretmen arkadaşlarımızla videoları paylaşalım. Bu video özellikle paylaşılması gerektiğini düşündüğüm bir video çünkü. Bir sürü problematik yapabilirsiniz burada. Benim bu tarz çalışmalarım var. Şu parametreleri kullanarak toplama çıkarma ile ilgili problemler ya da Türkçe dersiyle, İngilizce dersiyle ilgili oraya listeden bir öğe seçtirip şu parametreye istediğiniz şeyi yazdırabilirsiniz. Listelerle de ilgili bir çalışma hazırladım. Onu da yakında sizlerle buluşturacağım, öyle söyleyeyim. Paylaşalım. Daha çok öğretmenimiz bu kodlama becerisini artırsın. Sorularınız olursa videonun altına yorum kısmına yazın lütfen. Çünkü ben insanların gerçekten anlayıp anlamadıklarını bilmek istiyorum. Benim belki yanlış anlattığım ya da kötü anlattığım yerler olabilir. Fikirleriniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. İyi günler diliyorum.